bir şey için hayal edip, emek sarf edip elde ettiği zaman insanlar mutlu oluyor. Hazıra konduğu zaman mutlu olmuyor. Becerebildiğimiz kadar, şartların el verdiği kadar inisiyatif tanıyacağız. Karar hakkı tanıyacağız. Kendi sorununu çözme fırsatı tanıyacağız. Dostlar, yine bir pazartesi buluştuk. Birçok konuları aklıma geldikçe sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bir şey tekrarlamak istiyorum. Ben psikolog değilim. Ben öğretim üyesi de değilim. Sadece hayatı çok fazla detaylı yaşama şansı elde etmiş bir iş kadını, bir kadın, bir anneyim ve eşim. Zaten buradaki amacım da, bir de şanslılardanım. Yani Allah'ın ödüllendirdiklerindenim. Öyle olunca sadece parayı paylaşmak yetmiyor diye düşündüm. Öyle çok tecrübe birikti ki o tecrübeyi de paylaşmak ihtiyaç duyuyorum sizinle. Daha önce bahsettiğim gibi büyük oğlum Alman Lisesi'ne girdi. Küçük oğlum da illa ben de Alman'a gireceğim dedi ama bir Alman Lisesi'ne girecek kadar gayretli bir öğrenci değil. Onun bilincinde de o kadar değil. Tabii o zaman büyük oğlumda hiç stres olmamıştım, bahsettiğim gibi. Çalışsın, yapabildiğini yapsın, yaptığı olur, yapamadığında da güzel bir koleje, yakındaki bir koleje veririz diyordum. Yani gayet rahattım. Ha, gerekeni yapıyorduk, o ayrı iş, ama böyle bir aman olmalı gibi bir sıkıntım yoktu. Ama tabii ikinci öyle olunca ben Alman Lisesi'ne gireceğim ille de, ben öyle evladım bak bunun için çok çalışman lazım diyorum. Fazla çalışman lazım. Tamam ben gideceğim diyor filan. Neyse, tabii o zaman anladım ki türlü dolaplar çevirerek, oyunlarla onu motive etmem lazım. Giremezse risk var. Yani ne olacak giremese de diyoruz, diyebilirim, diyebilirsiniz. Ama öyle olmuyor iki çocuk olunca. Farkında olmadan bir yarış oluyor. Özellikle küçük büyükle yarışıyor. O yarışta büyüğü yakaladı, yakalayamazsa ben yapmayacağım diyor. Hiç yapmıyor bu sefer. Benim gördüğüm örnekler böyleydi daha doğrusu. Okuduklarım da bunu bana öğretti. O gün biraz okuyordum çocuklarla ilgili de, eğitimle ilgili. Neyse, biz bununla çalışmaya başladık. Bu tabii Alman Lisesi'ne gideceğim diye bir hevese geldi. Güzel bir motivasyon oldu. Hakikaten güzel çalışmaya başladı. Öyle bir çalışıyor ki yalnız. Salonda çalışıyoruz o zaman. Yeşilyurt'tayız. Tam önümüzde çıkmaz sokak ve mahallede de onun yaşıtı çok çocuk var. O çocuklar cıvıl cıvıl dışarıda oynuyorlar. O yavrum bana diyordu ki, anne ne olursun burada çalışmayalım. Arka odaya geçelim. Burada çocuklar oynuyor ya, canım istiyor diyordu evladım. Ama ne yapalım arkadaşlar, her şeyin bedeli var. Hem karnım tok olsun, hem çörek bütün olsun. Öyle bir şey de yok hayatta, keşke olsaydı. Üstelik keşke olsaydı değil. Öyle olunca da öyle olanların hiçbirinin ben mutlu olduğunu görmedim açıkçası. Yani bir şey için hayal edip, emek sarf edip elde ettiği zaman insanlar mutlu oluyor. Hazıra konduğu zaman mutlu olmuyor, hazır gelen bir şeyden. Neyse, biz böyle gayretle becerdik. Daha önce de bahsettiğim gibi Türkiye derecesine girerek Robert Kolej'e girdi. Sorduk, oğlum Alman Lisesi'ne git, çünkü yarı para ödeyeceğiz orada. İki çocuk okutursanız ikinci çocuk yarı fiyatına. Yok dedi, ben hak ettim, Robert Kolej'e gideceğim dedi. Peki tamam, çocuk öyle istiyor, hak etmiş. Ne yapalım ki, saçımızı süpürge edeceğiz, o parayı bulup vereceğiz, çare var mı? Çok şükür imkan da vardı, fazla değil ama emekle kazandığımız bir şeyler vardı bin şükür. Neyse başladı. Çok enteresan bir psikoloji var velilerde. Çocuklar, ve bu beni çok üzüyor. Çocukları yarış atı gibi görüyorlar çok kere. Şimdi başladı, spor yapıyor. Her gün antrenmana da gidiyor bu çocuk. Yani o bizim olmazsa olmazımız ailede. Spor, ders beraber yiyecek. En çalışkan olmak zorunda değil. Sınıfını geçsin yeter bizim adımıza. Kendi ne isterse onu yapsın. Antrenmana gidiyor, geliyor, ders yapmaya çalışıyor filan filan. Biz hiç İngilizce dersten aldırmıyoruz. Robert Kolej gibi bir okula gidiyor yani. Ne özel ders, niye aldıralım yani? Allah Allah. Oğlan başarılı değil. Beni okuldan aradılar. Dediler ki başarılı değil. Dedim ki ama bakın bu çocuk aynı zamanda her gün spora da gidiyor, antrenmana da gidiyor. Ve çok enteresan bir şey söyledi Amerikalı. Roda, bayan Roda. Dedi ki vallahi onun sorunu dedi. İkisini birden yapabilecekse, güveniyorsa kendine yapacak. Yapamıyorsa da birini bırakacak dedi yani. Evet, Amerikalı böyle. Ben bir araştırdım. Sınıfta ders almayan yok. Ama sorduğumda kimse ders almıyor. Hiçbir de çocuğun kendi yeteneğiyle sınıfta öğreniyor. Hatta kimisi ne yapmış biliyor musunuz? Robert'i kazandığını öğrenince. Çocuğu Londra'ya götürmüş, bir yaz Londra'da lisan okuluna göndermiş. Oradan getirmiş, sokmuşlar çocuklarını buraya. Bizim garibim de gitti, kendi İngilizcesinin iyisinden haberi yok. Neyse tabii yani diyorum ya her zaman, senin doğrun çok doğru olabilir ama toplumun doğrularıyla örtüşmüyorsa o doğrunun fazla bir anlamı yok. Toplumdan kabul görmüyorsa, toplumun doğrusuna mecbursun, adapte olmak zorunda kalıyorsun. Ben de aradım taradım, neyse hoca buldum falan, toparladık vaziyeti. Ama şimdi dedik ya çocuğa biz başlarken, evlat sen şimdi bir yarıştı. O yarışı kazandın, o yarış bitti. İster sonuncu ol, ister ortada ol, ister birinci ol. Tercih senin dedik ya. Şimdi bu ortada bile değil, ortanın da gerisinde. Ama Allah'a şükür ikmale kalmadan geçiyor. Orta 3 müydü neydi? Beni okuldan aradılar. Bu çok enteresan, sanıyorum birçok insana yol gösterici olacak. Ben denedim, doğru çıktı. Aradılar, dediler ki gelin Özsun velisiniz, görüşmemiz lazım. Ne görüşeceğiz? Gelince görüşürüz dediler. Eve geldik, dedim ki Özsuncum okuldan beni aradılar, sıkıntı varmış, ne olduğunu söylemediler. Okula gitmem gerekiyormuş. Ben dedim okula gitmem. Yüzüme bakıyor. Çünkü dedim yavrum, şimdi ben okula gideceğim. Bana diyecekler ki Özsun şu yanlışı yapıyor. Ben sana geleceğim. Özsuncum sen bu yanlışı yapıyormuşsun diyeceğim. Sen o yanlışı düzelteceksin, düzeltmeyeceksin. Bilmiyorum, okulda yaşayan sensin. Niye sen bunu ilk ağızdan kendini öğrenmiyorsun? Sen dedim ki şimdi git okula de ki benim velim görüşmeye gelmiyor. Benim ne gibi bir hatam varsa lütfen bana söyleyin. Ben onu düzeltmeye çalışayım de. Gitti dedi, söylemiş. Yok demişler. Velin gelecek ille de. Demek ki çok yaramazlık yaptı. Çok fena bir şeyler yapıyor. Neyse tekrar aradılar beni. Hanımefendi lütfen geleceksiniz okula. Mutlaka geleceksiniz. Gelmeyeceğim dedim. Önce çocukla lütfen konuşun. Çocukla çözün. Çözemediğiniz takdirde o zaman üçümüz işbirliği yaparız. Önce siz aranızda bir halletmeye çalışın. Çocuk bir kere çocuğa bir söyleyin yanlışı. Belki de yapabilecek. Neyse, ben bu kadar kesin gelmeyeceğim diye konuşunca Öz'ün gittiğinde oğlum, söylemişler neydiyse yanlışı. Aradan geçti 15 gün gibi plan. Hiç ses çıkmıyor okuldan da, beni de aramıyorlar yani. Öz'ün geldi, dedi ki anne dedi, beni öğretmen çağırdı dedi. Annenin gelmesine artık lüzum yok dedi. Çünkü yanlışını söylemişler, o da düzeltmiş. Bu kadar basit. Ve ısrarla ben gitmedim. Kendi işine kendi sahip çıksın diye. Sorumluluk onun olsun diye. Şimdi bu konularda çocuğa inisiyatif tanıma konusunda çok kararlıydık biz. Eşimle hep aynı fikirdeydik. Bir, hiç boş zamanı kalmayacak çocuğun. Yanlış bir şey düşünecek fırsatı ve zamanı olmayacak. Prensibimiz oydu. Hiç boş vakti kalmayacak. İkincisi de becerebildiğimiz kadar, şartların el verdiği kadar inisiyatif tanıyacağız. Karar hakkı tanıyacağız. Kendi sorununu çözme fırsatı tanıyacağız. Ana temamız buydu bizim eğitimde, çocuk eğitiminde. Doğru çıktı, bin şükür. En basit örnek işte bu okulla görüşme hikayesi. Sanıyorum gene küçük oğlum 14 yaşında filandı. Babayla konuştuk. Baktık çevremizde hemen her ailenin arabası var. Yeşilyurt'ta oturuyorduk dedim ya. İstanbul'un en güzel, en seçkin semtlerinden biri. Bakıyoruz bütün çocuklar babasının arabasını çalıyor. Nasıl çözelim bunun önü sonu? Bizimki de çalacak, gökten zembil inmedi yani. Benim çocuğum melek diye bir şey yok. Her insan hem melek hem şeytan. Şartlara göre bu gelişiyor olay. O fırsatı tanımamak önemli çocuğa. Bizim dediğim gibi prensibimiz buydu. Ne yapalım? Dedik ki araba kullanmayı öğretelim biz bunlara. Yine aynı, farkındaysanız aynı yoldan yürüyoruz. İnisiyatif tanıma. Ondan sonra diyelim ki al arabayı kullanmayı öğretiyoruz sana. Çalmana gerek yok. Alacağın zaman bize haber vereceksin. Biz sana arabayı vereceğiz. Ama bizim haberimiz olacak. Ki sana yardım edelim zorda kaldığında. Neyse araba daha da o hatchbackler, 323'ler vardı. Mazda'nın böyle göz kapakları açılıp kapanıyordu farlarının. Gümüş rengi bir araba almıştı eşim de bana. Bir nedenle içerileri çok güzel yapmışım galiba. Yeni alınmış araba. Filorya'da araba kullanmayı ben buna bayağı bir öğrettim. Verdim. Boştu o zaman oralar. O saitin maitin olduğu yerler boştu. Oralarda gezdik, dolaştık filan filan. Ben kullanırım artık dedi. Emin misin dedim. Kullanabilir misin? Kullanırım dedi. Geç o zaman dedi. Dönüyoruz eve. Bunun gözler büyüdü anne yapamam. Ama yaparım dedi. Yapabilirsin. Yanında ben oturuyorum. Çok yavaş git. Öğrendin. Durup kalkmayı öğrendin. Vitesi öğrendin. O zaman vites de otomatik değildi herhalde. Zordu yani araba kullanmak, cümdik gibi bas dur, öyle o kadar değildi. O vites zor işte, hele yokuşlar. Neyse, biz döndük. O kullandı arabayı. Ve de en azıcık o farın olduğu yeri bir yere sürttü dönerken. Çok korktu, çok üzüldü. Dedim ki evlat, her şeyin bir bedeli var. Sen arabayı kullanmayı öğrendin. Bak ne güzel. Sakın dedim bunu kafana takma. Çünkü kaza da öyle bir şey. Bir daha korkuyor, hiç kullanmak istemiyor. Hiç önemli değil. Yaptırırız biz onu. Kaporta olayı. Keyfine bak. Sen başardın. Eve kadar getirdin arabayı Florya'dan. Dedik. Sonra da şunu söyledik. Çalmanıza gerek yok. Haber verin. Çünkü haber vermezseniz de başınıza bir iş gelirse kim yardım edecekse. Araba kullanmayı bilinçli olarak tabii öğrettik onlara ama şunu söyledik. Evlat, şunu bir kere bilin. Araba, siz arabayı alıp araba kullanırken herhangi birine çarpar da ölümüne neden olursanız cinayetle yargılanacaksınız. Çünkü ehliyetiniz yok. Onun için o kadar dikkatli olacaksınız ki asla kaza yapmamaya çalışacaksınız. Nitekim ne oldu bakın. Onun faydası ne oldu? Bir, hiç çalmadılar. Babacığım alabilir miyim? Ya al dedik ya alma dedik. Dinlediler. Ama bana göre biliyor musunuz ki en önemli faydası neydi? Şimdi bunlar aman ehliyetsizim, dikkatli kullanayım, yavaş kullanayım. Ne pati çektiler, ne acayip hız yaptılar, ne tuhaf şeyler yaptılar, hiçbir şey yapmadılar. Ve o korkak kullanmaya alıştıkları için 18 yaşında olup da ehliyet aldıklarında bunlar zaten çok dikkatli kullanıyorlardı arabayı. Çünkü o ehliyetsiz zamanın bilinci ve korkusu var. Böyle bir faydası da oldu. Yani tekrar söylüyorum, inisiyatif tanıyarak olan eğitim bizde hep doğru netice verdi. Yani %99 da doğru vereceğini düşünüyorum ben denendiğinde. Şimdi bir de böyle yapmamış olup zarar çeken, böyle yaptığı halde zarar çeken arkadaşlarım da lütfen kendini suçlamasın. Hiçbir anne baba psikolog değildir. Ben şimdi size anlatıyorum ama aklıma gelen güzel yaşadıklarımı, yaşadığımız, keşke yapmasaydım dediğimiz bizim de bir sürü şey var. Onları da inşallah anlatırım aklıma geldikçe ki bir fayda üreteyim. Onun için hani ay ben bunu yapmadım çocuğum da bak yanlış oldu diyen anne baba da eminim var bu sohbetleri dinlediğinde. Lütfen kendinizi suçlamayın. Hiçbir anne baba psikolog değil. Bilmeyebilir. Ama şimdi en azından benim yaş grubum veya belli yaş grubu büyük anne durumundakiler gençlere yol gösterebiliriz. Dinler dinlemez, aman dinlemez ki demeyin. Dinleyebilir, siz söyleyin. Kulağında olsun. Peki, bugün de böyle bir sohbeti yaptık. Zamanımız biliyorsunuz kısıtlı. İnşallah önümüzdeki haftada güzel bir konuyu gene paylaşırız. Valla ben size alıştım. Bıraksalar ben sabaha kadar konuşurum da. Ama belli bir süremiz var. Onu kesmek gerekiyor. Haftaya görüşeceğiz inşallah. Hepinize iyi günler diliyorum. Sevgiyle kucaklıyorum.